Türkiye dünyayı nükleer savaşın eşiğine getiren bir olayda rol almıştı. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ortaya çıkan iki taraflı soğuk savaşın en sıcak günleri 1962 yılının Ekim ayında gerçekleşen Küba füze kriziyle yaşanmıştı. Krizin barışçıl bir yola çözülmesinin sonucu olarak Türkiye'de bulunan İbrahim 2 kod adı verilen nükleer başlıklı füzeler sökülmüştü. Gelin bu sıcak günlerde neler yaşandığına birlikte göz atalım. Sovyetler Birliği Amerika'nın geliştirmiş olduğu atom bombası projesinde kazandığı deneyimleri casusları aracılığıyla ele geçirip 29 Ağustos 1949 tarihinde kendi nükleer bomba denemesini başarıyla sonuçlandırınca dünyanın ikinci nükleer gücü haline gelmişti. Hepimizin bildiği gibi Türkiye, Soğuk Savaş döneminde Amerika'nın başını çektiği Batı bloğundaki ülkelerle birlikte hareket ederek 1950'deki Kore Savaşı'na asker göndermiş ve 2 sene sonra Kuzey Atlantik Antlaşması örgütüne yani NATO'ya üye olmuştu. Aralık 1954'te ise İncirlik Üssü'nü ABD'nin hizmetine sunmuştu. Sovyetlerin Ekim 1957'de ilk yapay uydu olan Sputnik'i uzaya gönderebilecek güçte bir roket yapmış olması, bu devletin kıtalar arası hareket edebilecek, uzun menzilli füzeler geliştirecek teknolojiye sahip olduğunun açık bir göstergesiydi. Sovyetlerin bu teknolojik başarısı başta Amerika olmak üzere NATO üyesi ülkelerinin suratına bir tokat gibi çarpmıştı. Sputnik'in başarısı Amerikan ve Birleşik Krallık hükümetinin balistik füzeler geliştirme yönünde çalışmalarını hızlandırmasına yol açtı. Bir diğer başarısı ise girişilen uzay yarışında 29 Temmuz 1958'de Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi yani kısaca NASA'nın kurulmasına yol açacak olmasıydı. Süveyş kanalını millileştirmesi sebebiyle İsrail, İngiltere ve Fransa'nın gizli bir ittifakla 1956'da Mısır'a saldırması ardından ABD ve Sovyetlerin müdahalesi büyük bir huzursuzluk çıkarmış olsa da Amerika Birleşik Devletleri geliştirmiş olduğu balistik füzeleri başta Birleşik Krallık olmak üzere müttefik NATO ülkeleriyle paylaşma konusunda olumlu davranmıştı. Mart 1957'de gerçekleşen toplantıda Birleşik Krallık Başbakanı Harold Macmillan ve Amerikan Başkanı Eisenhower 4 farklı noktada 15 adet toplam 60 orta menzilli Thor balistik füzesinin Britanya'ya yerleştirilmesi konusunda anlaştılar. Amerikan yapımı balistik füzelerin Avrupa'daki bazı ülkelere yerleştirilmesi teklifi Aralık 1957'de Paris'te yapılan NATO zirvesinde tartışıldı. Toplantıya katılan ülkeler içerisinde bu füzelere ev sahipliği yapmaya en istekli olan ülke tahmin edebileceğiniz üzere Türkiye'ydi. Fransa ve Hollanda füzeler için az ya da çok istekliydiler. Belçika, Federal Almanya, Yunanistan, İtalya, Lüksemburg ve Portekiz ise teklife şüpheyle yaklaştıkları için kararsızlardı. Öneriyi kesin olarak reddeden ise Danimarka ve Norveç bulunmaktaydı. Üye ülkelerin olumsuz ve isteksiz tavrı pek çok şekilde yorumlandı ama aslında herkesin aklında tek bir soru vardı. Olası savaş durumunda nükleer füzeleri ateşleyecek düğmeye kim basacaktı? O günün şartlarını düşündüğünüzde Türkiye Başbakanı Adnan Menderes'in bu isteği gayet iyi anlaşılabilir. Sovyet uydusunun uzaya fırlatılmasından yalnızca 5 gün sonra Sovyetler Birliği Devlet Başkanı Hruşçov 9 Ekim 1957'de bir Amerikalı gazeteciye "Eğer savaş patlak verirse biz Türkiye'ye daha yakınız ve siz değilsiniz. Silahlar ateş almaya başlayınca roketler uçacak ve o zaman düşünmek için vakit çok geç olacak." demiş. Bir yıl sonra da olsa Türkiye Dışişleri Bakanı Fatih Rüştü Zorlu bir satranç oyuncusu gibi "Kendini savunmanın tek yolu en iyi şekilde silahlanmaktır." diyerek karşılık vermişti. Füzelere ev sahipliği yapmayı bu kadar istekli olmasına rağmen Sovyetler sınırına yakın bir ülke konumunda bulunan Türkiye, Amerika için ilk aşamada iyi bir seçim olmayabilirdi. NATO içerisinde daha önemli bir konumda bulunan Fransa'nın füzeleri reddetmesi ve diğer ülkelerin de isteksiz kalması sonucunda İtalya ve Türkiye'ye yerleştirilmesine karar kılındı. Yerleştirilecek olan füzeler, Hiroşima'ya atılan 15 kiloton güçteki atom bombasından ortalama 100 kat daha güçlü olarak 1.44 megaton patlayıcı gücünde nükleer başlık taşımaktaydılar. Yaklaşık 2500 kilometre yarıçapı içerisinde kalan hedeflere 15 dakika içerisinde fırlatma olanağı tanıyan bir füze sistemiydi. Böylece Sovyetlerin başkenti Moskova'yı da içine alarak yakın konumdaki Avrupa ülkeleri için bir savunma kalkanı oluşturulması öngörüldü. Türk kamuoyundan gizlenerek Türkiye ile ABD arasında 18 Eylül 1959 tarihinde imzalanan ve 15 adet Jüpiter füzelerinin Türkiye'ye yerleştirilmesini karar kılan anlaşma, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçirilmeden 28 Ekim 1959 tarihinde ABD tarafından onaylanmasından sonra yürürlüğe girmişti. 60'lı yıllarda yaşanan politik gelişmeler projenin gidişatını etkileyebilecek nitelikteydi. 27 Mayıs 1960 günü Türkiye Cumhuriyeti tarihinde gerçekleşmiş ilk askeri darbe ile
Cumhurbaşkanı Celal Bayar, Başbakan Adnan Menderes ve bazı hükümet üyeleri tutuklanmıştı. Yönetime el koyan askeri güçler, dönemin Genelkurmay Başkanı'nı bile tutuklamışlardı. Amerika Birleşik Devletleri'nde ise 20 Ocak 1961'de görev süresi biten Eisenhower, yerini daha sonra bir suikasta kurban gidecek olan John F. Kennedy'ye bırakmıştı. Tüm bu gelişmeler yaşanırken Amerika bir taraftan da Küba ile uğraşmaktaydı. Solcu devrimci lider Fidel Castro, bir Karayip adası ülkesi olan Küba'da Batista diktatörlüğünü devirerek 1959'da iktidarı ele geçirince, diktatör yanlısı pek çok kişiyi sürgüne göndermiş, ülkedeki tüm kumarhane ve genel evleri kapatmış ve ekonomiyi millileştirmişti. Küba doğal olarak Sovyetler Birliği'nin yanında yer aldı ve hem ekonomik hem de askeri bir takım anlaşmalar yaptılar. Bu gelişmeler Amerika'nın pek hoşuna gitmemiş olacak ki daha Kennedy göreve gelmeden önce Amerikan Başkanı Eisenhower Küba'yı işgal ederek Castro'yu devirmeler için sürgüne gönderilmiş 1400 kişinin eğitilerek adaya geri gönderilmesini içeren bir işgal planı hazırlamıştı. Plana göre adanın güney kıyısındaki Domuzlar Körfezi'ne çıkarma yapılacaktı. Kennedy Amerikan birliklerinin miktarını önemli ölçüde azalttığı için 17 Nisan 1961'de başlayan çıkarma ABD için bir felaketle sonuçlandı. Sürgündeki Kübalılar Castro'nun emrindeki silahlı kuvvetler tarafından hızla bastırıldı ve birkaç gün sonra ise tümüyle yok edildi. Dışarıdan bakıldığında darbeyle yönetimi ele geçirmiş olan askeri junta, füzelerin Türkiye'ye teslimi konusunda soru işaretleri doğurmuştu. Yine de füze sisteminin kurulmasından vazgeçilmedi ve füzelerin yerleştirilmesi için şu noktalar tespit edildi. İzmir Çiğli Hava Üssü'ne bağlı olarak bir eğitim noktası, Foça, Göl Marmara, Ali Ağa, Manisa ve Akhisar. 1962 yılında çalışır konuma getirilerek göğe doğru dikilen Jüpiter SM-78 füze sistemi, Intermediate Range Ballistic Missile yani orta menzilli balistik füze olduğu için baş harfleriyle kısaca IRBM olarak bahsediliyordu. Öyle sanıyorum ki bizimkilerin bu füzelere neden İbrahim adını verdikleri herhalde bu şekilde anlaşılabilir. Füzelerin adı İbrahim olunca üzerine de Türk bayrağı yerleştirmekten geri kalmamışız elbette. 14 Ekim 1962 pazar sabahının erken saatlerinde kalkan bir Amerikan U-2 casus uçağı, Sovyetler Birliği tarafından Küba'da inşaatı devam eden nükleer füze fırlatma rampaları tespit etmişti. Sovyetler Birliği'ni kuşatacak şekilde Avrupa'da nükleer başlıklı füze sistemleri konuşlandıran Amerika, burnunun dibinde inşa edilen fırlatma rampalarını ve adaya getirilmiş bulunan tahmini 32 nükleer füzeyi ancak fark edebilmişti. Amerikan Başkanı Kennedy, füzelerin keşfedildiğinin henüz bilinmesini istemiyordu. Soruna çözüm aramak üzere Ulusal Güvenlik Konseyi İcra Komitesi adıyla gizli görüşmeler yapıldı. Komitede başlangıçta işgal ya da hava saldırısı gibi bir tür askeri harekat ile cevaplandırılması gerektiği konuşuluyordu. Ertesi gün Başkan Kennedy'ye bir ziyaret gerçekleştiren Sovyet Dışişleri Bakanı Andrei Gromyko, Sovyetlerin Küba'ya yaptığı askeri yardımın tamamen savunma amaçlı olduğunu ve ABD'ye yönelik bir tehdit oluşturmadığını ileri sürmüştü. ABD'nin Küba'ya askeri bir operasyon yapması, Sovyetlerin Türkiye'deki üslerinden birini vurmaya yöneltir miydi acaba? Taktik Hava Komutanlığı'ndan aldığı bilgiye göre, olası bir hava saldırısı yapmaları durumunda, adada bulunan Sovyet füzelerinin %100 olarak imha edilmesinin garanti edilemeyeceğini öğrenince, 20 Ekim günü Kennedy ve bazı danışmanları çözüm için daha az saldırgan bir seçeneği değerlendirmeye başladılar. Adanın denizden ablukaya alınması. Kennedy'nin kişisel arşivinde 21 Ekim akşamı yaptıkları toplantıda kendi el yazısıyla tutulmuş çok ilginç bir not var. Notun üzerinde sadece Türkiye ve İtalya yazılı. Sovyetlerden Küba'ya yerleştirdikleri füzelerin kaldırılması istenirse, kendilerinden Türkiye ve İtalya'da bulunan ABD stratejik füzelerinin geri çekilmesinin istenebileceği tartışılmış olsa da, bir gün sonra Küba'yı denizden ablukaya alacaklarını açıkladıklarına göre bu fikri elimine ettiklerini söyleyebiliriz. Şimdilik. Kennedy 22 Ekim 1962 günü televizyondan canlı yayınlanacak olan konuşmasından önce Sovyetler Birliği Devlet Başkanı Nikita Hruşçov'a hitaben yazmış olduğu mektupta "Bu nükleer çağda sizin ya da aklı başında herhangi bir adamın hiçbir ülkenin kazanamayacağı ve saldırgan da dahil olmak üzere tüm dünya için felaketle sonuçlanacağı çok açık olan bir savaşa dünyayı kasten sürükleyeceğini düşünmedim." diyordu. Nihayet akşam saatlerinde Başkan Kennedy, Amerikan halkına şu açıklamayı yapar. Good evening, my fellow citizens. Bu hükümet, söz verdiği gibi, Küba adasındaki Sovyet askeri yığınağını en yakından izlemeye devam etmektedir. Geçtiğimiz hafta içinde, bu hapsedilmiş adada bir dizi saldırı amaçlı füze üssünün hazırlanmakta olduğuna dair kesin kanıtlar ortaya çıkmıştır. Bu üslerin amacı,
Batı yarımküreye karşı nükleer saldırı kabiliyeti sağlamaktan başka bir şey olamaz. Amerika, Küba'daki Sovyet füzelerinin kanıtlarını ortaya koyarak bunların kaldırılması çağrısında bulunmuş, ayrıca Sovyetler Birliği füze sahalarını sökmeyi ve Küba'ya başka füze gönderilmemesi kabul edilene kadar ada çevresinde bir karantina kurulacağını duyurmuştu. Hruşçov 23 Ekim'in erken saatlerinde Kennedy'nin konuşmasının resmi tercümesini aldıktan sonra verdiği cevabında, açıklamada belirtilen tedbirlerin barış ve ulusların güvenliği için ciddi bir tehdit oluşturduğunu ve dünya barışı için yıkıcı sonuçlara yol açabileceğini yazmıştı. ABD donanmasına ait bir geminin karantina kararıyla durdurulması istenen Küba'ya giden bir Rus gemisine ateş açmak zorunda kalması, sadece iki süper güç arasında değil ama bütün dünyayı etkileyebilecek bir savaşı tetikleyebilirdi. Nitekim 24 Ekim günü Sovyet Başkanı Hruşçov öfke dolu bir mektup daha kaleme aldı. Siz Sayın Başkan karantina ilan etmiyor, aksine bir ultimatum vererek taleplerinizi yerine getirmezsek güç kullanacağınız tehdidinde bulunuyorsunuz. Ne söylediğinizi bir düşünün ve beni bunu kabul etmeye ikna etmek istiyorsunuz. Bu talepleri kabul etmek ne anlama gelir? Bu başka ülkelerle olan ilişkilerde akıl yoluyla değil, keyfiliğe boyun eğerek yön vermek anlamına gelir. Artık akla hitap etmiyor, bizi korkutmak istiyorsunuz. Yaşanan olaylar Türkiye'den de yakından takip ediliyordu. Başbakan İsmet İnönü 24 Ekim tarihinde mecliste yaptığı konuşmada ABD'nin krizi barışçıl yollarla çözmek istediğini ve barış içinde yaşamak isteyen bir millet olarak milletler arası ihtilafların barış yolu ile hallini candan arzu ettiğini belirtmişti. O günkü vaziyette Amerika'ya sadık bir müttefik olarak müttefikleri yanında üzerine düşeni yerine getireceğini belirtmişti. Krizin 12. günü olan 26 Ekim'e gelindiğinde Kennedy ve Hruşçov birbirlerine 5 mektup göndermişlerdi ama problemin çözümüne dair henüz hiçbir işaret yoktu. Doğal olarak Küba Başbakanı Fidel Castro da televizyonlarda krizle ilgili konuşuyor. Ayrıca Sovyetler Başkanı'na gönderdiği gizli bir mektupta yoldaş Hruşçov'u Amerika'nın Küba'yı işgal etmesi durumunda ABD'ye karşı ilk nükleer saldırıyı başlatmaya çağırıyordu. Olayların politik yönü bir tarafa, Rus ve Amerikan askeri kuvvetleri arasında da çok sıcak gelişmeler yaşanmıştı. Krizin tek muharebe zayiatı 27 Ekim günü bir Sovyet füzesi tarafından vurulan binbaşı Rudolf Anderson olmuştu. Amerikalı binbaşı casus uçağı ile Küba üzerinde uçarak Rusların inşaatı durdurmak yerine daha da hızlandırdıklarını ortaya çıkarttı. Aynı gün Amerikalılar Sovyetlerin nükleer silahlı denizaltı B-59'u tespit etmiş, onun deniz yüzeyine çıkmasını zorlayan bombalar bırakıyordu. Rus denizaltısı bombalardan gizlenmeye çalıştığından herhangi bir radyo trafiğini izleyemeyecek kadar derinlere inmişti. Savaş başlamış mıydı? Amerikalıların bilmedikleri ise bu denizaltının fırlatılmaya hazır taktiksel bir nükleer torpidonun bulunduğuydu. Rus kaptan kendi kendine şu soruyu soruyor olmalıydı. Savaş başladıysa ateş edelim mi? Bu videoda daha çok Küba füze krizi olayının siyasi yönünü anlattığım için Rus denizaltısında yaşanan bu önemli olaya bir başka sefer değineceğim. Filo kaptanı Vasili'nin torpido fırlatılmasına karşı çıkarak dünyayı kurtaran adam unvanı kazanmasını bir başka zamana bırakıyorum. Bu videoyu beğenip özellikle yorum yazarak desteklerinizi gösterirseniz ileride bunun gibi daha kaliteli içerikler göreceğinizden emin olabilirsiniz arkadaşlar. 27 Ekim günü Jüpiter füzelerinin Türkiye'den kaldırılması da dahil olmak üzere daha sert şartlar talep eden bir mektup Moskova'dan Washington'a ulaşmıştı. Sovyetlerin Türkiye dışında İtalya ve Birleşik Krallığa yerleştirilen füzelerden hiç rahatsız olmayarak sadece Türkiye'de bulunan füzeleri müzakere konusu yapması çok ilginç. En sonunda Amerika ve Sovyetler temel bir anlaşmaya vardılar. Amerika'nın Küba'yı işgal etmeme taahhüdü karşılığında Sovyetler Birliği Birleşmiş Milletler denetimi altında nükleer füzeleri Küba'dan çekecekti. Kamuoyundan gizli tutulan ek bir gizli anlaşmayla ABD Jüpiter füzelerini Türkiye'den çıkarmayı kabul etmişti. Küba füze krizi tarafların bu şekilde anlaşmasıyla sona erdi ermesine ama bu işten hiç de memnun olmayan Türkiye'ydi tabii ki. Olası bir Rus saldırısı karşısında Türkiye'nin İzmir'e yerleştirilen Jüpiter nükleer füzelerini NATO ittifakı içerisinde bir sigorta olarak gördüğü çok açıktı. 13-15 Aralık tarihli NATO Bakanlar Konseyi toplantısında Jüpiter füzelerinin sökülerek yerlerine daha modern Polaris füzeli denizaltılar verileceği belirtilmişti. Zamanın Dışişleri Bakanı Feridun Cemal Erkin cevaben füze üsleri rızamız olmadan sökülemez diyerek bu fikirden pek de hoşnut olmadığı anlaşılıyor. 22 Ocak tarihinde gazetede çıkan haberlere göre Başbakan İnönü ve kabinesi Jüpiterlerin sökülerek yerlerine Polarislerin verilmesini olumlu karşılamışlardı.
1962 yılının Mart-Nisan ayı ortalarında operasyonel hale gelen ve Türkiye tarafından resmi olarak teslim alınması 22 Ekim'i bulan ilk nükleer başlıklı İbrahim 2 füzelerinin sökülmesine sadece 6 ay gibi kısa bir süre sonra 1 Nisan 1963'te başlanmış ve 25 Nisan tarihinde son füzenin de indirilmesiyle tamamlanmıştı. Dünyayı nükleer savaşın eşine getiren yakın tarihimizin bu sıcak gelişmeleri, Rusya ve Amerika arasında yapılan gizli pazarlıklardan haberdar olmayan Küba ve Türkiye'de bulunan füzelerin sökülmesiyle sona ermişti. Bunlar yerine verilen denizaltı ve savaş uçaklarının Türkiye'nin güvenliği konusunda ne kadar etkili olduğu sorusunu ise sizlerin tartışmasına bırakıyorum. Beni buraya kadar izlemiş olduğunuz için çok teşekkür ederim. Konu ilginizi çektiyse sizden ricam videoyu beğenip yorum yaparsanız yeni içeriklerin hazırlanmasında bizlere desteğinizi göstermiş olacaksınız. Bir sonraki videomuzda görüşene dek hoşça kalın.